Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam ediyor. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Çok önemli mesajlar da geliyor. Ciddi bir izleyici kitlemiz de var. Çok teşekkür ediyoruz. Ekranda YouTube adresimizden de yarından itibaren bu programı izleyebilirsiniz, ama biz serzenişte de benden bulunuyorum. Ben hem toplum sağlığıyla ilgili hem de tarım ve hayvancılık sektöründeki insanların sözcülüğünü yapıyorum, ama YouTube'da abone sayımız çok az. Bu abone sayısını bugünkü programla beraber 1000'i geçmemiz lazım. 50-60 kişi bir ihtiyacımız var. O yüzden hemen akıllı telefonlardan YouTube'a Recep Çingöz diye girerseniz, orada abone ol tuşuna bir basın da biz de izleyenlerimizden desteği görmüş olalım. Bunu da herhalde istemek en doğal hakkımız. WhatsApp'tan mesajlar geliyor. Hemen iki tanesini okuyayım. İyi programlar. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunları ve öğrencileri olarak programı ve saygıdeğer hocalarımızı izliyoruz. Bir şey düzeltmek isteriz. Veterinerlerin ihmali var mı? Yazısı doğru değildir demiş arkadaşlar. Veteriner hekimlerin ihmali var mı diye yazılması lazım demişler. Bunu da ben şimdi arkadaşlara da söyledim. Tam da bu mesajla ilgili bir konu konuşacağız şimdi. Onu da ona hemen bağlayacağım. Profesör Doktor Hakan Sağıroğlu da bir mesaj atmış. Recep Bey, gerçek dışı akla bilme ters açıklamaları ile sektöre büyük zarar veren Yavuz Dizdar'ı ve son dönemin en çok konuşulan hastalığı gerçek uzmanlarla gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim demiş. Biz de Hakan Sarıoğlu hocama teşekkür ediyoruz. Hakan Hoca da çok kıymetli bir akademisyendir. Ve hayvancılıkla ilgili ciddi çıkışları da var. İnşallah bir gün programımızda da ağırlarız. Yavuz Dizdar'a da tepkiler çiğ gibi büyüyor. Şarbonlu bir etin koklanması demek, şarbonun direkt ciğerlere alınması ölüm demektir. Böyle bir açıklama için özür diledim bilmiyorum, ama eğer bu hoca, Yavuz Dizdar hoca mı onu da tam bilmiyorum. Doktor mu var? Onkoloji. Onkoloji doktoru, evet. Onkoloji uzmanı olabilir büyük ihtimalle. Onkoloji doktorunun böyle bir açıklama yapması da hukuki bir sorumluluğu var mı bilmiyorum. Onun yüzünden şarbonlu etler, ya bizim ette acaba şarbon var mı diye koklayan insanlar varsa hastalığı bünyelerine almış oluyorlar. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Evet, bulundu mu? Bulunuldu, evet. Evet, çok iyi yapmışlar. Şimdi hocam, biraz önce veteriner hekimler yazmışlardı, işte zevkle izliyoruz ama bunu düzeltin dediler. Biz veteriner aslında duyarlıklar benim için teşekkür ederim. Benim hatam, ben çocuklara bu KC'yi verdim. Ben yazmışım veterinerlerin ihmali var mı diye. Tek sağlık konsepti diye bir konsept var. Uluslararası, evet, bir norm bu. Tam da bu veteriner hekim denmiyor, veteriner deniyor. İşte bu veterinerlerin hekimlik statüsü biraz geri planda kaldığını gösteren bir olay aslında bu. Biz öyle düşünmüyoruz ama işte din dersi hocalarında hep çocuklar der ya, dinci diye. Evet. Abi, din ahlak ve din kültürü ve ahlak bilgisi hocası denmesi lazım. Evet. Bu tek sağlık konsepti nedir? Bir açabilir miyiz bunu? Şimdi günümüzde zoonoz dediğimiz hastalıklar var. Bunlar hayvanlardan insanlara, insanlardan insanlara ya da insanlardan hayvana geçebilir. Bugün günümüzde insanlarda görülen hastalıkların neredeyse %60'ı zoonoz karakterdeki hastalıklardır. Geçmiş dönemde bu hastalıkların engellenmesinde veteriner hekimler, doktorlar, eczacılar, kimyacılar, yani konuyla alakalı herkes birlikte çalışıyordu. Çünkü herkesin hedefi birdi. Şimdi biz Türkiye'de doktorlar sadece tedavi teşhise bakıyor. Kimi? İnsana. Veteriner hekimler sadece hayvan sağlığıyla ilgilenildiği zannediliyor. Oysa veteriner hekimlerin esas görevi insanlar için tehlike oluşturan hastalıkların engellenmesi. Bunun içerisinde konuştuğumuz antraks var, tüberküloz var, brusella var. Yani birçok hastalık var. Dolayısıyla bu hastalıkların çözümünde aslında sadece veteriner hekimler, sadece doktorlar tek başına bir yere varamazlar.
ve bugün varamıyorlar. Bugün insanlarda görülen tüberkülozun en az %10'u hayvansal kökenli. Brucella, antraks hayvansal kökenli. O nedenle geçmişte yapılan uygulamadır aslında tek sağlık konsepti. Fakat son yıllarda bir konsept olarak tüm dünyada tekrar popüler olmaya başladı. Hedefi dediğim gibi insan sağlığını hedefleyerek hayvan sağlığını da göz ardı etmeyerek onun üzerine eğilerek daha yaşanılabilir bir ülke, hastalıkların daha kontrol edilebilir, daha az zarar verebilir ya da ölüm oluşturabilir bir seviyeye indirmek için. Yani bir nevi sağlık insan ve hayvan sağlığının tabii. paydaşlarının İş oluşturduğu birliği. Bir konsept. Evet. Türkiye imza attı mı? Tabii yani Aşkın Hocam o konuda mevzuat konusunda daha detaylı bilgi verir. Türkiye'de bu tek sağlık konseptin içerisinde ama katılımcılara baktığımız zaman sınırlı olduğunu görüyoruz. Hem veteriner hekimler açısından hem de tıp doktorları açısından ve zaman zaman da bu konuda aslında şey de yapılıyor. Kongre çalışta ya da panelde düzenleniyor. Yani bizlerin bilim adamlarının şunu görmesi lazım. Tek başına bir yere bir insan sınırlı bir şekilde gidebilir. Onun için doktorların veteriner hekimlere ihtiyacı var. Veteriner hekimlerin işte doktorlara ihtiyacı var. Karşılıklı işbirliği şeklinde bu zoonoz dediğimiz hastalıkların engellenmesi yönüne eğilmemiz gerekiyor. Tabi burada biraz önce 5 yıldızlı otelde kalma talepleri gündeme getirilerek veterinerlerin hayvan seçmeden uzaklaştırıldığını konuştuk. Şimdi veteriner hekimlik bu tek sağlık konseptiyle de birleştirecek olursak normal bir hekimden özlük hakları bakımından farklılıklar var mı? Veteriner hekimler hak ettiği değeri özlük hakları bakımından da hak ettiği değerleri alabiliyorlar mı? Tabii tek sağlık konsepti içerisinde sağlık bir bütün dediğimiz zaman insan sağlığı, hayvan sağlığını bir bütün olarak ele aldığımız zaman sektörün tüm paydaşlarının da hak ettiklerini de alması gerekir bu mantıktan baktığımız zaman. Ama bizim ülkemizde sağlık sadece tıp hekimlerinin alanı, diş hekimlerinin alanı gibi düşünülüyor. Hı-hı. Veteriner hekimler de sağlık hizmetleri sınıfında fakat burada özlük haklarından ya da yıpranma paylarından yararlanma hakları verilmiyor. Türkiye'de hak ettiği değeri bu anlamda da görmüyor ama yaptıkları hizmetler ve aldıkları riskler açısından oldukça önemli görevler yaptığı da ortada. Bu da bir gerçek. Türkiye'nin bu konudaki en büyük sorunu bence eğitimlisinden, bürokratından, yöneticilerine kadar tüm alanlardaki insanların sağlık konusunda veteriner hekimlerin çok üst düzeyde görev ve sorumlulukları olduğu bilincine ulaşmadığı sürece bu sorunları çözme şansımız da gözükmüyor. Evet. Dolayısıyla vatandaşımızın bu konudaki hassasiyetini ve desteğini biraz artırması gerekiyor. Rahmetli İsmet İnönü'nün bu konuyla ilgili çok güzel bir veciz sözü var. Beşeri hekimlik bir iç denizse veteriner hekimlik okyanus gibidir der. Yani aslında veteriner hekimliği ile ilgili tüm sorunları çözdüğünüz zaman iç denizdeki sorunları da çözmüş oluyorsunuz büyük oranda. Evet. İnsan sağlığını %90 oranında garanti altına almış oluyorsunuz. Hocam dedi %61 hastalıkların hayvansal kökenli zoonoz hastalıklar, gıdaya bağlı hastalıkların da %90'ı hayvansal kökenli gıdalardan oluyor. Ama siz hayvansal gıdalarla ilgili veteriner hekimin görev ve sorumluluklarına farklı meslekler, işte iş alanı, istihdam alanı oluşturacağız diye sokarak ne yapıyorsunuz? Farklı zeminlere kaydırıyorsunuz. Dolayısıyla da hayvansal kökenli gıdalara bağlı hastalık risklerini maksimuma çıkardınız şu anda. Bunlar ciddi ve çok önemli konular. Yani biz kendi mesleğimizi korumak için söylediğimiz basit cümleler değil bunlar. Gerçekten halk sağlığı açısından söylenmiş bence çok önemli cümleler. Bu bilinçle davranmamız gerekiyor. Zaten rahmetli milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da ne demiş? Bir tecrübe etsen senin aklında yatar, bize hekimden daha çok lazım baytar. Kendisi de yani, veteriner de. Kendisi de veteriner hekimdi evet. Ama gerçekten de öyledir. Yani hekimin sorunlarını büyük oranda işini azaltmak istiyorsanız veteriner hekimliği üst düzeye taşımak zorundasınız. Ve bu konuyla ilgili Avrupa Birliği ya da Amerika'daki normlarda olduğu gibi veteriner hekim görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinin önünü açın. Fazla bir şey istemiyoruz burada yani. Evet, sadece yasal yapmamız gereken haklarımızın elimizden alınmasına bu anlamda karşıyız. Çünkü bu hak sağlığını ciddi anlamda hayvan sağlığını, çevre sağlığını risk eden bir yaklaşım. Mesela şu şekilde mesajlar da geliyor.
sedekalarda genellikle bu tür şeyler olur. İşte tarımın sedekalarında derler ya, anca aidat almayı biliyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Şimdi aynı tarz sorular sizler için de geliyor. Veteriner hekimler odası anca aidat alıyor. Mecliste işte bununla ilgili soru önergesi veriliyor, reddediliyor. Bununla ilgili daha aktif görev almaları gerekmez mi diyorlar? Tabii ki bu sosyal medya aracılığıyla yapılan tüm faaliyetler yayınlanmış olsa, aslında bu meslektaşlarımız da birçok şeyin farkında varırlar. Ama onların odalarla olan irtibat zayıflığı aslında böyle düşünceleri neden oluyor. Ben Konya Odası Başkanlığı 4 yıldır yapıyorum. 10 yılda daha önce bir görev ve sorumluluğumuz vardı. Çok ciddi adımlar attığımızı bilen arkadaşlarımız var ama ilişkileri zayıf olup odasına sahip çıkmayıp da böyle yorum yapan arkadaşlar da var. Mecliste önerge verilmesi vesaire konusunda da çok ciddi çabalar sarf edildi bu konuda. Ama tabii ki bazı şeylerin sanal alemde paylaşılmasını ben çok da sağlıklı görmüyorum. Bazı şeyleri tereyağından kıl çekermiş gibi çözmek, daha sonra paylaşmak daha sağlıklı bir yaklaşım. Sanal medya maalesef. Ama çok etkili. Çok etkili artık. Evet. Hem siyasilerde hem medyadakilerde toplumun tüm kesimi sosyal medyaya büyük önem veriyorlar. Her ailenin sosyal medya için aylık minimum ödediği en az 100-150 lira. Kesinlikle. Sadece sosyal medyaya bakmak için telefon kullanan var. Her evde internet var. İnternetin de tek amacı büyük bir çoğunluğun sadece sosyal medya. İşte video izlemek veya paylaşımda bulunmak. Bu nedenle de sosyal medyada her konuşanı ciddiye alamazsın. Bazen bir ünlü öldü diye haber yayılıyor bir anda. Evet. Adam halbuki dimdik ayakta. O yüzden sosyal medyayı da düzgün kullanmak lazım. Tam da bu manada hem İstanbul'da hem de yurdun farklı noktalarında hastanelere müracaat edenler oldu. Şarbon hastalığıyla ilgili. Ve ellerde sosyal medyada dolaşıyor. Yaralar var. İşte bu deri şarbonu deniyor. Bir de ORF denilen bir hastalık var. Bu sosyal medyada dolaşan bu resimler veya hastaneye bu tür şikayetlerle Kurban Bayramı'ndan sonra giden insanlarda bu hastalık şarbon hastalığı mıdır yoksa bu ORF dediğimiz hastalık mıdır? Şimdi özellikle bu ORF hastalığı insanlarda görülen viral etkenli, yani işte sığırlarda ya da küçük baş hayvanlardan bulaşan bir hastalık. Yani tabii elde ve kurban sonrasında etle temas eden, hayvanı kesme esnasında temas eden insanlarda görüldüğü için ve bu şarbon haberlerinden sonra insanlarda normal bir panik havası esti. Acaba bende de şarbon var mı diye. Birçoğu hastaneye gitti. Ama görüldü ki yani medyada da zaman zaman Sağlık Bakanlığı bunları açıkladı. İşte antraks değildir diye. Yani bunların çoğunluğu aslında o ORF hastalığı. Yani bunlar tabii semptomatik tedavi ediliyor. Ve belirli bir süre geçiyor. Öldürücü değil. Fakat sadece bizim ülkemize ait bir şey değil. Tüm Müslüman ülkelerde çok yaygın olarak görülen bir hastalık. Biz şimdi bunları engelleyebilir miyiz aslında? Tabii keserken, şimdi mesela et almaya gidiyoruz bir kasapta. Kasabın eldiven kullanmasını istiyoruz. Bir lokantaya gidiyoruz. Garsonun eldiven kullanmasını istiyoruz. Şimdi vatandaş da aslında kurbanını keserken, etini doğrarken eldiven kullanırsa aslında bu tür meselelerle karşılaşmaz. Yani elinde yara çıkmaz ya da benzeri şey çıkmaz. Çünkü kurbanda tamam İslam dini sağlıklı hayvanları kesin deniyor. Ama bazen taşıyıcı, mikrobu taşıyıcı hayvanlar olabiliyor. Yani klinik görünüm olarak sağlıklı ama mikrop onun üzerinde bulunabiliyor. İşte biz o tür durumlarda o tür hayvanları kesersek, o tür hayvanların etlerini doğrarken direkt temas söz konusu olursa bu ORF dediğimiz hastalık ya da benzer hastalıklarla karşılaşabiliriz. Evet. Bir de Rusya'dan gelecek olan etlerde bizim Rusya'ya jest olsun diye oradan kargası et getireceğiz, et ürünleri getireceğiz. Rusya demiş ya bu prosedürler çok uzun. Yani bunların analizlerini yapmak şudur budur. Bunlar zaman alıyor. Ya bu prosedürleri ortadan kaldıralım. Biz zaten burada sağlıklı hayvan üretiyoruz.
direkt size gönderelim demişler. Bizimkiler de kabul etmişler diye bir iddia var ortada. Bu manada Aşkın Hocam, eğer böyle bir gerçeklik varsa bu etlerin analizsiz ülkeye girişi ne gibi riskler oluşturur? Etlerin veteriner hekim kontrolünden geçmeden ya da hayvansal ürünlerin ya da hayvanların ülkeye girişi sağlığı bitirmek anlamına gelir. Ama onlar diyor ya bizde diyor bir sürü veteriner var. Bizim ürettiğimiz domatesi basit enfeksiyonlar ya da kalıntıları bahane ederek geri gönderen bir Rusya'nın böyle bir talepte bulunmaya hakkı yok. Talepte bulunmuş olsa Türkiye'nin böyle bir şey kabul edeceğini zannetmiyorum ben. Peki böyle bir şey olursa? Tabii şu da çok ciddi bir problem. Yani Türkiye'de üretilip yurt dışına gönderilene geri dönen kiraz, deveci armutu gibi bazı ürünlerin piyasada satılıyor olması da konuşuluyor. Yani bu da hiç kabul edilir değil. Birden bakıyorsunuz pazarlarda deveci armutu 7 liradan 2 liraya düşmüş. Vatandaş ucuz diye de daha çok alıyor, daha çöküyor bir de. Risk daha da artıyor. Tabii ki aslında hem pazarlarda hem satış noktalarında sağlıklı bir toplumun neslinin devam etmesini istiyorsak ilgililerin denetim ve kontrolleri çok ciddi yapması lazım. Mesela devlet şimdi o domateslerin, o deveci armudunun Rusya'dan niye geri döndüğünü devlet bilmiyor mu? Biliyor tabii ki. Yani neden geri döndüğünü söyleniyor. Tarımsal ilaç kalıntısı var diyor veya başka bir şey var diyor. Rusya geri gönderiyor. Şimdi bu gönderdiği ürünleri devletin bir tedbir olarak bunları imha etmesi gerekiyor. Programın başında da söylediğim gibi bizde mevzuat hiçbir eksiğimiz yok. Avrupa Birliği'nden daha katı olan mevzuat metinlerimiz var bizim. Sadece sorunumuz bunu uygulamayla ilgili tutum ve davranışlarımızda problem var. Yani normalde bunun kurallar uygulansa imha edilmesi gerekiyor. Ama imha maliyetli bir şey. İmha gerçekten maliyetli bir şey. Örneğin şarbonlu bir hayvanın imhasını devlet kendi yapmıyor. İşte kireç açtırıyor başında kontrol ederek vatandaş şey yapıyor. Sonuçta bunların hepsi bir maliyet yani düşünülüyor ve ona göre hesaplar yapılıyor. Mevzuat ona göre düzenleniyor. Burada bir işte sen bunu yap diye çekilip kenarda durmak nasıl sorun yaratıyorsa yurt dışına gönderip de geri dönen ürünlerimizde de böyle durum olduğu zaman vatandaşa cezayı kesiyor devlet. Bu ürünü ihmal etmen gerekiyor ve belgesini getir diyor. Vatandaş da imha ettim diye bir şeyler çözüyor kendince. Bunun ticaretiyle uğraşanlar belki de. Yani işte bunun kontrol ve denetimiyle ilgili problemlerimizde daha da sorunlarımız var, evet. Problemlerimiz var. Yine bu şarbonla ilgili sorular da var. İşte Adana Milletvekili bir önerge verdi şarbon hastalığıyla ilgili. Muhtemelen bu da reddedilecek. CHP Milletvekiliydi herhalde. Evet, Adana Milletvekili verdi. Muhtemelen reddedilecek. Çünkü Türkiye'de bir de artık şöyle bir kanaat gelişti. Aynı önergeyi AK Parti verirse geçiyor. Aynı önergeyi noktalına virgülüne dokunmadan CHP verirse veya başka bir İYİ Parti verirse reddediliyor direkt. Yani burada toplum, milletin vekilleri bu ülkenin vekilleri olarak bakılmıyor. Hangi partinin vekili ona göre bakılıyor. Şimdi bu reddedilirse siz müdahale olacak mısınız? Ben bir bilim adamı olarak olaya şöyle bakıyorum. Mecliste bir önerge geldiği zaman toplum yararı eğer içeriyorsa aslında hangi parti sunarsa sunsun hep birlikte desteklemeleri lazım. Milli bir meseledir yani sonuçta. Yani bir milletvekili bir sorunu dile getiriyorsa toplumun bir ihtiyacını dile getiriyordur. Ama bizde siyaset böyle işliyor mu'nun cevabını aslında toplum da biliyor. Örneğin veteriner hekimlerin yıpranma payının dahil edilmemesini gündeme getiren yine CHP milletvekili Mersin'den önerge sundu. Sizin şanssızlığınız yanlış partiden yanlış teklif verilmesi. İşte yani ben orada tereyağından kıl çeker gibi dedim bazı şeyleri konuşamıyoruz. Benim de birçok girişimim oldu aslında sorun çözülme aşamasındayken oradan birini yani muhalefet de tabii ki malzeme arıyor kendine. Yani bu fırsatları vermemek lazım burada konuşacak konuları bilmiyorum ama. Farklı bir zemine kayıyor. Hocam aslında çok enteresan değil mi? Konu doğru mu yanlış mı hesabı olması bir lazım. Sizin bir işiniz halledilecek. Bu iş doğru yapılması gereken. Mesela bugün. Meclisteki herkesin desteklemesi lazım bunu. Yani bu kadar basit yani. Veteriner hekimlerin yıpranma payını meclisteki tüm milletvekilleri toplum, halk sağlığı, hayvan sağlığı açısından desteklemesi lazım. Yani bu kadar açık. Yani kimin önergeyi sunduğu bence hiç önemli değil. Ya bugün yaşlı takılanlar için bir önerge veriliyor. Kanun teklifi veriliyor. Kanun teklifini AK Parti de veriyor, İYİ Parti de destekliyor, CHP de destekliyor. Şimdi AK Parti'nin teklifi vermesi bir kere burada müjde niteliği taşıyor. Avantaj oluyor.
Ama sizin teklifinizi CHP değil de AK Parti'den birisi verseydi belki de özgürlüğünüz verilmişti. Bu da ülkenin geldiği... Biz veterinerler olarak şöyle yaklaşıyoruz olaya da özür dilerim Recep Bey, sözünüzü kestim ama biz bilimsel eğitim alan, yani bilimin sürekli mesleğinde yaşayan bir meslek mensupları toplu olduğumuz için olaylara çok şey bakıyoruz, somut reel bakıyoruz. Yani işin arka planını, BC planlarını düşünmeden doğru yanlış, direkt bilimsel bir mantıkla yaklaşıyoruz. Ama konjüktür böyle işlemiyor mecliste. Yani aslında meclis bu konuda da biraz seviyesini değiştirmesi lazım diye düşünüyorum. Yani lazım. Atladığını da düşünüyorum. Artık yani 21. yüzyıla geldik. Evet. Bu arada Azerbaycan'dan da izliyorlarmış bizi. Selam, iyi akşamlar. Azerbaycan'dan yazıyorum. İsmim Güler Haydarova. Güzel program. Okunmuyor mu yazılanlar diye de yazmış ama okuduk yani. Siz biraz acele etmişsiniz. Türkiye'de odalar içinde en etkin role sahip olan Konya Veteriner Hekimler Odası'dır. 5 yıldız konusuna gelince hiç düşündünüz mü? Brusella yüzünden çocuk sahibi olamayan veteriner hekimleri, tüberküloz evet. yüzünden yıllarca tedavi olan veteriner hekimleri, salmonella yüzünden antibiyotik tedavileri gören, kuduz yüzünden 5-6 dozluk aşı programlarından geçen veteriner hekimleri konuşmamız gerekir. Niçin? İnsanlık için demiş ama ismini yazmamış. Güzel bir şey. Evet. Evet, katılıyorum. Mesela toksoplazma bayan meslektaşlarımız için çok ciddi bir hastalık. İşte kısırlığa neden oluyor. Çocuk sahibi olamıyor. Erkeklerde Brusella'da olduğu gibi. Çok ciddi risklerimiz var. Geçen bir bayan meslektaşım hayvan muayenesine gitti. Sığır üzerine kayıp düşerek ayağını kırdı. 4-5 ay çalışamadı. Yani buna benzer çok vakalar var ama tabii bunlar bireysel mesleki sorunlarımız diye biz Türkiye'nin gündemine bunu belki özel Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde böyle bir zaman ayırırsanız bunu spesifik olarak konuşmak isterim. Ne zaman hocam? Nisan ayının son cumartesi. İşte her yılın Nisan ayının son cumartesi. O son cumartesinden siz salı yaparız iki gün sonra salı yapalım. Tamam, önce salı günü yaparız. Ben o sözü veriyorum ama 3-4 gün önceden beni bilgilendirdin ama o gün bunu konuşalım. Size özel olsun. Tamam. Bizim Turkuaz programımızı sunan sevgili kardeşim Rümeysa da yazmış. Konya'da şarbon görünme ihtimali var mıdır? Vardır. Görmez diyemeyiz var. Yani her yerde yani olabilir. Daha doğrusu ihtimal her yerde var da şimdi, şarbon ihbarı veya şarbon tespiti var mı diye değiştirdim. Şu ana kadar olmadı. Şu anda şöyle bu konuda şöyle bir şey vereyim. Türkiye'de veteriner kontrol enstitüleri var. Bu hayvan hastalıkları bakanlık teşkilatı vasıtasıyla teşhisi bunlar yapar. Her bölgede bir tane vardır. Ankara'da ve İstanbul'da da daha büyük enstitüler var. Hı hı. Şimdi buraya gelen veriler ya da ihbarlar tüm Türkiye'de toplanır. Bu da Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne bildirilir. Evet. Artık dünya çok küçüldü yani. Şimdi Konya'da antraks hastalığı görülme ihtimali olabilir. Ama bu illa gözükecek anlamına gelmez. Hı hı. Niye gözükmeyebilir? Nasıl gözükmeyebilir? Siz tedbirlerini alırsanız gözükmeyebilir. Şimdi aslında biraz önce veteriner hekimlerin yıpranmasıyla ilgili konuşurken meclisin önemine ya da nasıl davranılması gerektiğini konuşuyoruz. Şimdi bu Dünya Sağlık Hayvan Sağlığı Örgütü, kısaca Office International Epizootica, dünyada et ve yani hayvan kökenli gıdaların ticaretine yol veren, canlı hayvanı da işte ürünleri içinde ticaretine yön veren bir örgüt. Mesela sizin ülkenizde Türkiye'de bir hastalık çıkmış ise bu Avrupa'da gözüktü işte deli danada, kuş gribinde. Mesela Türkiye bile ne dedi? Ben o ülkeden artık hayvan almıyorum dedi. Hı-hı. Mesela Almanya'da çıktı. Evet. Canlı hayvan ithalatını yasakladı. Ama bizim yetiştiricilerimiz hülle yaptılar. Aynı hayvanları Türkiye'ye yine soktular. Hı-hı. Ama yani biz de Türkiye'de görülen bazı hastalıkların görülmesini istemiyorsak yani bir kere şeffaf davranmamız gerekiyor. Veteriner hekimler olarak ya da diğer sağlık çalışanları olarak da görevlerimizi yapmamız gerekiyor. Evet. Yani her şey siyasetle çözülmeyeceğini hepimiz bilmemiz gerekiyor. Bir de hocam bu hastalıklardan ağrı işletmelerin kurulması önemli. Evet. Ama işte kurban pazarları kuruldu ülkenin her tarafına.
Bazıları işletmelerin yakınlarına kuruldu, işletmeleri risk altına soktu. Bu şarbonlu hayvanların kesildiği, satıldığı pazarlar, işletmeler ve kesildiği mezbahalarla ilgili herhangi bir girişim oldu mu? Şimdi şarbonun tespit edildiği yerle ilgili geriye dönük taramalar yapılmıştır. Mutlaka hayvan hareketleri nerede? Özellikle kurban döneminde tabii ki Türkiye'de çok ciddi bir hayvan hareketliliği var. 1-1,5 ay kala başlıyor yavaş yavaş ve son dönem çok hızlanıyor. Pazarlar çok hareketli olan noktalar. Yılda yaklaşık 1 milyona yakın büyükbaş hayvan hareketliliği söz konusu. 2 milyona yakın, 7 milyon civarında da küçükbaş hayvan hareketliliği söz konusu. Ve bunun en yoğun olduğu dönem kurban döneminde. O dönemde çok ciddi bir yığılma. Orada da 1 milyon olmuş. Hayvan kesiyor herhalde. Tabii ki. Kesilmeye evet. Geldiğimiz zaman 1 milyona yakın büyükbaş hayvan kesiliyor. 2,5 milyon da küçükbaş hayvan kesiliyor. 3 günlük bir sürede. Bu Türkiye'nin yılda kestiği hayvanın %25-30'unu teşkil ediyor. Dolayısıyla siz 360 bölü 120 günde kesmeniz gereken hayvanı 3 güne sıkıştırmışsınız. Tedbirleri ne yapmanız gerekiyor? Maksimum haline getirmeniz gerekiyor. Ya bunu profesyonellerin kesmesini bir kenara bırakın. Bunların kesilecek mezbahaları da 3 güne sığdırmak mümkün kesinlikle değil. Kesinlikle. Yani. Dolayısıyla seyyar mezbahalar ve kesimhane sayılarının arttırılması, bu konuda görevler pazarlarda ve kesimhaneler, belediyelerin olduğu için tabii ki oradaki veteriner hekim sayıları yeterli, rutine yeterli ama 3 günlük programa yeterli değil. Serbest veteriner hekimlerden hizmet satın alma gibi değişik yolları artırmak ve veteriner hekim kontrolünü maksimuma çıkarmak zorundasınız. Başka çözüm yok bu işin. Ya mesela ben Ankara'da Ovacık'taki, Keçören'deki Ovacık pazarına gittim, orada röportaj yaptım. Şimdi bırakın hayvanı, oraya 4'er bin lira para almışlar 20 metrelik çadırlardan bir spor kulübüyle bağış diye toplanmış. Yani yaklaşık bir 500 tane çadırı var, çok ciddi bir rakam bu. Orada 10 gün boyunca kalan insanların ne sıcak su ihtiyacı, bir tane tuvalet var. Koskoca bu 500 çadırda ikişer kişi kalsa 1000 kişi yapar. İki tane tuvalet var pazarın öbür başında. Evet. Orada hayvanların atıkları da birbirine karışıyor. Çadırlar zaten sırt sırta. Bakterinin üremesi, virüsün üremesi, hastalıkların yayılması için çok uygun bir zemin. Kesinlikle. Bir de bunun profesyonel kesim mezbahalarda ve profesyoneller tarafından kesilmesi mümkün değil. Evet. Bir de bunların İşletmelere yakın bölgelerde ise işte bunu ben İstanbul'da duydum. Adamın çiftliğinin dibine hayvan pazarı kurulmuş. İtiraz ettiğinde de müdahale etmişler sen karışamazsın diye. Böyle bir ortamda devletin yapması gereken tedbirler neler? Yani sonuçta bu hayvan sağlığı bizim sağlığımızı direkt ilgilendiriyor. Devletin bu konuda tedbirleri yeterli mi? Bununla ilgili teşvikleri var mı? Tedbirler mevzuat açısından kesinlikle mevzuattaki metin açısından yeterli ama o sıkışık süreç içerisindeki uygulamada tabii ki biraz önce de bahsettiğim ciddi sorunlarımız var. Dolayısıyla o dönemde teyakkuza geçmesi lazım artık Türkiye'nin. Ve resmi, kontrollü kesim noktalarının dışında vatandaşımız da özellikle şu yaz sıcak dönemlerinde kurban kesimlerini kendilerinin sıcak ortamlarda yapmasını ben çok sağlıklı görmüyorum. Çok güvenilir ortamlarda ve veteriner hekim kontrolü olan yerlerde kesim yapılmalı. Ve kesilen etler artı 4 santigrat derecede belirli bir süre bekletilmeli, en az 24 saat ve daha sonra işlenebilmeli. O 24 saat evinizde götürüyor, bekletiyorsanız, orada sıcakta bekliyorsanız, bir de poşetle zaten götürüyorsanız, havasız bırakıyorsanız etler zaten bozuluyor. Anaerob ortam en tehlikeli şey et, süt, yumurta gibi hayvansal ürünlerde. Ki poşette taşıyorsanız anaerob ortam oluşma ihtimali çok yüksek, ağzında kapatıyorsanız mutlaka kokuşma başlayacaktır o etlerde. Dolayısıyla da birkaç ay yiyeceğiniz ve dağıtacağınız etleri aslında sağlıklı ve dini olarak iyi bir şey yapmaya çalışırken biz halk sağlığını ve çevre sağlığını risk ederek belki de çok büyük hatalar yap. Belki de değil, sağlıksız bir şey yapmışsa kesinlikle hata yapmış oluruz. Evet. Şimdi reklama gideceğiz ama reklama gitmeden önce Et Süt Kurumu'nun geçen sene 2017'de Ağustos ayında hastalık diyebiliriz değil mi Hulya? Tabii. Evet. Hastalık etleri topluma nasıl yedirdiğini belgeleriyle açıklayacağım.
sizlerin görüşlerini de alacağım ama bunların hepsi reklamlardan sonra. Bu son reklamımız. YouTube'da bize abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. YouTube'da Recep Cingöz kanalına girip orada abone olursanız bize de destek olmuş olursunuz. Programımız çok ciddi bir konuyla, Etüt Kurumu'nun bulaştığı bu skandal olayı belgeleriyle ekrana getireceğiz. Biz izlemeye devam edelim. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam edecek. İnsanları heyecanlandıran şeyler vardır. Keşfetmek gibi. Bir de tarihse keşfettiğiniz, kadim bir kültüre tanıklık etmekse istediğiniz,